Ankara'daki kayıp kardeşlerin katilleri anneleriyle sevgilisi çıkmış ve 9 ay önce kan donduran o hikayeyi bu ekrana getirmiştik. Gençlerin toprağa gömülü halde bulunan kemikleri ise Adli Tıp Kurumu'nda incelemedeydi. Aylar süren inceleme tamamlandı ve iki kardeşten biri 9, diğeri 11 yıl sonra defnedilebildi. Biri 2011, diğeri 2013'te öldürülmüştü. Cenaze namazları dün kılınabildi. Allahu Ekber. Ankara'da yaşayan Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşler 1,5 yıl arayla kaybolmuşlardı. Her şey unutuldu derken Ekim ayında gelen isimsiz ihbarla polis harekete geçmişti. Gençlerin annesi Fahriye Güler ve sevgilisi İbrahim Terzioğlu'yla onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltında korkunç cinayeti itiraf etmişti. Vicdansız anne ve sevgilisinin ilk kurbanı büyük oğul Oğultan Bertan'dı. Yıl 2011'di. 21 yaşındaki genci annesinin sevgilisi silah kullanmayı öğreteceğim diye hobi bahçesine götürmüştü. Orada vurdu, öldürdü, ardından da bahçeye gömdü. Annesi de burada çocukların. Polis sordu çocuğunun yine kemiğini çıkarttığında ne hissediyorsun dedi. Kadın hiçbir şey söylemedi. Gözünden yaş bile gelmedi. 2013 yılına gelindiğinde bu kez hedefte küçük kardeş vardı. 18 yaşındaki Özgür Çağkan Barış da sık sık ağabeyinin akıbetini sorunca kaderi onunla aynı oldu. Annesi uyku ilacı içirip uyuttu. Ardından eve gelen annesinin sevgilisi başına demir sopayla vurdu. Ardından ağabeyini gömdüğü hobi bahçesine onu da yine gömdü. Adam da buradaydı tabii. Ben dedi öldürmedim. Başkası öldürdü, ben gömdüm dedi. Katil zanlılarının gösterdiği yerleri polis dozerlerle kazdı. İki gencin kemikleri yüzer metre arayla bulundu. Kazı yaptılar. Cesedin birini orada buldular. Bir tanesini de yukarıda buldular. Kemiklerin alınışını gördüm ben. Üzüldük, gerçekten çok üzüldük. Adli Tıp Kurumu'na götürülen kemiklerle ilgili işlemler 9 ayda tamamlanabildi. Aydın Söke'de yaşayan babaları Ahmet Karaoğlu'na cenazeler teslim edildi. Biri 11, biri de 9 yıl önce öldürülen gençlerin cenaze namazları kılındı. Ardından da tekrar toprağa verildiler.